Bülent Orakoğlu, 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve iç savaş çıkarma darbesinin kırılma noktaları. 15 Temmuz emperyalizmin uşaklığını yapan FETÖ'cü hainlerin Türkiye'de iç savaş çıkarmaya yönelik darbe görüntüsü altında ülkemizin ulusal güvenliğini hedef alarak işgal edilmesine, zemin hazırlanmasına yönelik küresel bir saldırıdır. 15 Temmuz, milletin devletine sahip çıktığı Türk ulusunun yeniden diriliş destanıdır. Bir iki gün sonra 5. yılına gireceğimiz 2. Kurtuluş Savaşımızın kazanıldığı tarihtir. Bu vesile 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmet ve minnetle ararken gazilerimize sağlık, sıhhat ve şükranlarımı sunarım. 15 Temmuz saldırısının üzerinden geçen 4 yılda Türkiye olarak başta Türk ordusu, yargısı ve emniyet teşkilatı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarına sızan kalkışma hareketine katılan bu hainlerin büyük kısmını yargı önüne çıkararak hesap sorduk. Bu zaman zarfında kılcal damarlarımıza kadar sızan bu örgütün arkasındaki ülkeleri açık olarak tespit ettik. Örgüt hakkında çok önemli bilgi arşivimizi oluşturduk. 15 Temmuz'da isyancı FETÖ'cü askerlerin darbe veya kalkışma teşebbüslerinde ilk kırılma noktasının FETÖ'cü askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini ele geçirememesiyle yaşandığı çok açık. ABD medyasının darbenin başarılı olamamasının Sayın Cumhurbaşkanımızın öldürülememesine bağlayan iddialarını esefle ve nefretle okuduk. Kalkışmanın kırılmasındaki ikinci büyük nedense milletimizin bu vatan hainlerine karşı sokaklara çıkarak darbecilere karşı koyması olduğunu biliyoruz. Kalkışmanın kırılmasındaki üçüncü büyük nedense Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilememesi ve ÖKK FETÖ elebaşı Sami Terzi'nin Aksakallı Paşa'nın emriyle Ömer Halis Demir tarafından öldürülmesiyle yaşanmıştı. Halis Demir de FETÖ'cüler tarafından olay yerinde şehit edilmişti. İsyancı FETÖ'cüler tarafından TürkSat uydusunun ele geçirilememesi 17-25 Aralık başarısız darbe girişimlerinde polis ve yargı içindeki FETÖ'cülerin tasfiyesi. 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün diğer cemaatlerin cazibe merkezi haline gelmesinin engellenmesi de kalkışmanın başarısız olmasının önemli nedenleri arasındaydı. Ancak kalkışmanın kırılmasında çok önemli bir neden daha var ve bu konu bildiğim kadar hiç yazılıp çizilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Alayı'nın 15 Temmuz darbesinden önce kaldırılması Allah'ın bir lütfu mu? 21 Aralık 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinde muhafız ve tören taburu düzenlenen törenle meclise veda etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek Gönder'den indirilen tabur flamasını ve şükran plaketini tabur komutanı Piyade Yarbay Mehmet Ali Şenkara'ya teslim etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir nöbet değişimi gereği doğduğunu ifade eden Çiçek sözlerini şöyle tamamladı. 91 yıldır meclisimize şanla, şerefle hizmet veren askerlerimizin meclisi koruma görevleri sona erdi. Günümüzde güvenlik hizmetleri çok çeşitlendi. Artık güvenlik hizmetleri emek yoğun olmaktan çıkmaya başladı. Teknolojik yeniliklerin getirdiği imkanlar güvenlik hizmetlerini merkezileştirmeye başladı. İnsan ve çevre güvenliğinde kameralı takiplerin ağırlığı arttı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinin güvenliğinde onlarca kamera hizmet vermektedir. Nöbet noktalarında eskisi gibi insan bulundurmak gerekmiyor. Meclis çerçevesi gece gündüz kameralarla takip edilebiliyor. Dolayısıyla yoğun bir koruma zinciri artık gerekli değil. Üstelik uzunca bir süredir askerlerimizin koruma hizmetlerindeki varlığı sembolik denilecek düzeye inmişti. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi muhafız taburunun görevi sona ermişti. 15 Temmuz gecesi başlatılan ve 16 Temmuz sabahı etkisiz hale getirilen darbe girişimi ve meclise yönelik saldırılara karşı ikinci kez gazi olan meclisimiz tek yürek bir duruş sergiledi. Darbe girişimi duyulur duyulmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın çağrısıyla bakanlar, grup başkan vekilleri, milletvekilleri ve görevliler hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti, CHP ve MHP grup başkan vekillerini divana davet ederek genel kurulu açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve mecliste bulunan tüm milletvekilleri darbeyi kınayan konuşmalar yaptılar. Darbeye karşı ortak bir bildiri hazırlandı. İkinci kez gazi olan meclisimiz, başkanıyla, milletvekilleriyle, personeli ve güvenlik görevlileriyle sabaha kadar tek yürek ve tek vücut olarak mecliste durmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Türkiye'nin dört bir yönüne vekiller konuşma yapıyor,
millete, meclisin duruma el koyduğunu mesajını veriyorlardı. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi muhafız alayı Allah'ın bir lütfu olarak 21 Aralık 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle kaldırılmamış olsa, FETÖ'nün bu taburada sızması kuvvetle muhtemeldi. Bu durumda 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne koşan milletvekillerinin darbeci FETÖ askerleri tarafından gözaltına alınmaları söz konusu olabilirdi. Veya milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek Türk milletine ve dünyaya olumlu mesaj verme imkanları olmayabilirdi.